Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin -1 katında yerleşmiş olan bir bölümdür. Bu bölümde laboratuvarlarımız ve ayrıca deney hayvanları üretimi yaptığımız Üsküdap isimli ünitemiz bulunmaktadır. Üsküdap isimli ünitemizde 4 farklı türden deney hayvanının üretimini yapabilmekteyiz ve tüm bunlar merkezimizde çalışmakta olan veterinerimizin denetiminde gerçekleşmektedir. Ayrıca Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ilgili bakanlıklardan gerekli ruhsatları almış, etik koşullar içerisinde çalışmalarını sürdüren önemli bir merkezdir. Önemli diyorum çünkü bu isimle ülkemizde kurulmuş ilk merkezdir. Aynı zamanda uluslararası platformda baktığımız zaman dünyada bu isimle kurulmuş 3. merkez olma özelliğini taşımaktadır. Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi isminden de anlaşılacağı gibi sinir ve ruh sağlığıyla ilgili her çeşit hastalığın tedavisi ve nedenini anlamaya yönelik çalışmalar içerir. Tedavi ile ilişkili olarak da yeni ilaç araştırmaları bu merkezimizde yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak ilaç araştırmalarımız madde bağımlılığı ve şizofreni alanına odaklanmış durumdadır. Şizofreninin tanı ve tedavisine yönelik yeni geliştirdiğimiz görüşler ve ayrıca patentini aldığımız 3 tane kimyasal ilaç molekülü bulunmaktadır. Halen bu çalışmalar bu merkezimizde sürdürülmektedir. Bunun dışında merkezimizde anksiyete, depresyon, epilepsi, Alzheimer ve buna benzer diğer sinir sistemi hastalıklarıyla ilgili araştırmalar yapmak da mümkündür. Halen merkezimizde TÜBİTAK tarafından desteklenen ve şizofreni hastalığının tanı ve tedavisine yönelik çalışmaları içeren bir projemiz sürdürülmektedir. Gene bu merkezimizin koordinasyonunda bu yıl 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Almanya'dan bilim insanlarının da katılımıyla İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez Üsküdar Nöropsikofarmakoloji Sempozyumunu düzenleyeceğiz. Ve bu sempozyumda da şizofreni hastalığıyla ilişkili olarak poliaminler ve agmatin nörotransmitleri üzerinden tartışmalar yapmaya çalışacağız. Ve bu vesileyle herkesi, bu videoyu izleyen herkesi ben bu sempozyuma da davet etmek istiyorum. Aynı zamanda deney hayvanları ile ilgili olan bölümümüzde deney hayvanları etik kurulumuzda kurulum aşamasındadır ve çok kısa bir süre içerisinde kurulum aşaması tamamlanacaktır. Merkezimizin bir özelliği de öğrencilere kapısının her zaman açık olmasıdır. Bu konulara ilgi duyan, deney hayvanlarının davranışları üzerinde çalışarak sinir bilimlerinin önemli hastalıklarıyla ilgili projeler geliştirmek isteyen, çalışmalar yapmak isteyen tüm öğrencilerimiz benimle irtibata geçebilirler. Biz meraklı olan ve çalışmak isteyen tüm öğrencilere kapımızı açıyoruz ve onlarla birlikte daha güzel çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.